göreceğiniz üzere yine bugün ani bir canlı yayın yapıyorum size yeni orkideler aldım bunu sizden sizi bundan mahrum etmek istemedim sevincimi de mutlu da sizinle paylaşmak istiyorum harika 3 tane fıstık gibi kızım var ee, bir tanesi bende olan türlerden fakat e, Louise Lewis'in vardı çok yavru verdiği için çok bitkin düştü ve şu an e, elimde yoktu bunu duyuru yapmıştım istemiştim. Şimdi şu kızlarımı sizinle birlikte daha poşetlerindeler. Hışır hışır, hoşur hoşurlar. Şöyle bir <laughs> inceleyerek açmak istiyorum şu dudak yapısını. Şimdi yeni orkide aldığımızda normalde poşetinden çıkartmamalıyız falan deniyor. ben de bunu öneriyorum zaten. Bu tamamen çok fazla farklı ısı değişimi yaşanıyorsa. Mesela bu bitki soğuk hava şartlarında kargoda geliyor biliyorsunuz. Soğuk hava şartlarından sıcak bir ortama mesela benim evde şu an küçük bir çocuğum olmadığı için ısı çok yüksek değil 21 derecelerde evimin sıcaklığı zaten normal hava şartları da normallerden biraz sıcak o yüzden çok da etkileneceğini düşünmediğim için ve bir de biraz çok sabırsız olduğum için şimdi ben bunları poşetlerinden açacağım ama yine de serin bir yerde tutacağım ee, önce poşetiyle şöyle bir inceleyelim. Tadını çıkara çıkara her anın tadını çıkaralım. Merhaba Canan ablacığım hoş geldin. Hafize Yıldırım, Nazmiye Hanım. Süresine de bakmayacağım. Valla bugün biraz keyfim yerinde. Sizinle birlikte şöyle poşeti açıyorum. Bakın şöyle boğazdan şöyle bağlanmış olması gerekiyor ki toprağının dökülmemesi gerekiyor. Bitkinin gelirken. Şimdi biraz buraya toprak dökülecek ama sonra neyse süpürge tutarız. Çöplerimizi temizleriz. Şöyle poşetini üstten yırtarak topraklarını çok fazla dökmeden Azerbaycan'a selamlar. Ehli Beyt işi isminiz tam isminiz nedir bilemiyorum. Şimdi şöyle topraklarını şöyle 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 yaptıralım. Merhabalar Aysel Hanım. Apple, Apple Sandy. Değişik değişik kullanıcı isimleri alıyorsunuz. Hayal gücünüze hayranım hepinizin. Şöyle Kırdırmadan, çatlatmadan, patlatmadan çıkartıyorum. Sizinle her anı paylaşmak istiyorum. Ee, kargoda böyle eğer canlı çiçek alacaksınız. Ben size e, aslında öneride de bulunuyorum ama e, benim gibi bazen dayanamayıp alıyorsanız da bu riskleri göze alacaksınız. Bakın hava kökleri çok güzel. Bu hava köklerine vurulmuştum zaten. Şöyle bakın örgü örseniz örülecek şekilde hava kökleri var. Bilge Hanım evet sonunda bir lüzevizim oldu. Ee, bu çok çalışkan bir tür. İnanılmaz bir şekilde e, dal ve uçtan tomurcuk yapıyor. Bildiğiniz anten gibi bakın bunlar biraz soğuktan etkilenmiş şekilde tomurcuklar etkilenmiş. Şu çiçekler etkilenmiş ama o kadar olacak artık diyoruz. E, kendimize olumlama yapalım. Şimdi şu kurumuş hava kökleri uçlarını... Şunları ben mutlaka temizliyorum. Diğer poşetleri de açacağım. Bak işiniz varsa kapatın. Komşu momşu varsa gönderin komşunuzu. Kahveye falan geçmiş olabilir. Şu an tam kahve saati komşular arası. Ben de arkadaşım geldi az önce öğle arasında kahvemi içtim, gönderdim. Ama sonra bir tane daha içeceğim. Şu güzellik kızım. Bir de bunun bir kız kardeşi var. Louise Berry. O da yine pembe tonlarda. Şöyle bakın fuşya bu dudaklarının turunculuğu beni mahvediyor arkadaşlar. Bayılıyorum, bayılıyorum, bayılıyorum. Bugün biraz böyle sohbet içerikli olacak. Yeni kızlarımı sizlerle açacağım. İnşallah sıkılmadan izlersiniz. Sadece bir dalının ucunda bunlar e, çok fazla etkilendiği için soğuktan, ısı değişiminden etkilenmiş. Bunlar artık bilmiyorum ya kopartırım ya durur. Ama diğer 3 dalı gayet sağlıklı. Bende vardı arkadaşlar. Maalesef e, dediğim gibi çok fazla yavru yaptı verdi ve bitki şu an çok e, yorgun düştü. Şu kurumuş olanları sadece bakın ben şöyle kesiyorum. Bunlar şöyle çalı gibi. Şunları şöyle alacağım. Bunları sevmiyorum. Kötü görüntü. Bunu bugün asla sulamıyorum. Geldiği gibi sulamıyorum. İşte e, bunlara biraz dikkat etmeliyiz. Yeni aldığımızda, sonra neden öyle oldu, neden böyle oldu diye soruların içerisinde kaybolup gidiyoruz. Şu kurumuş olanları alıyorum. Bazen bu hindistan cevizi torfunda gelebiliyor. Ee, hindistan cevizi torfunda sulamaya azami daha dikkat etmelisiniz. Şu hava köklerine bakar mısın Gülbeyaz Hanım ya? Sağ ol. 7 24 kahve içilir demiş canan Hanım'cım. Bu arada Instagram'da dün öyle bir bana e, ilham melekleri geldi. Dün paylaşmış olduğum videomu izleyip yorum yapanlar arasında Instagram'da bir arkadaşımıza orkide hediye edeceğim. Sağlıklı bir orkide e, direkt adresinize gelecek. Ben bunu hep yapıyorum. İlk defa duyanlar, izleyenler için söylüyorum bunu. Tanıyanlar biliyor zaten bu kızımın manzarası bu şekilde. Bunu hiçbir şekilde bir saksı değişimi asla yapmayacağım. Buradan bir yaprağı kopmuş olsun. Yaprak yapısı zaten böyle küçük ve kısa yapraklı bir e, tür ama beni eritiyor bu kız arkadaşlar. Bayılıyorum ya. Bayılıyorum, bayılıyorum. Bir bu, bir bronz bu da. Bunlardan ben vazgeçemiyorum. Delireceğim. Şu yaprak ucunda yine soğuktan kaynaklı şöyle bir siyahlaşma var. Ben onu e, şimdi yayından sonra biraz orayı aldırıp toz tarçın süreceğim. Şöyle bir uzaktan size de bir göstereyim. Bronz budağı en sona saklayacağım. Şimdi diğer kızımı bir sizinle göstermek istiyorum. Süreye hiç bakmayacağım bugün. Hadi bugün böyle bir canlıya yapalım. İnşallah ilk defa dinleyenler de e, duyurulur. Şu an buradan duyuruyorum kanalımdan bu kızın ismi de bundan bu türden Ben daha önce ilk e, orkide bakımına başladığımda sanki bir tane böyle tek dal yine aynı böyle bir bitkim vardı bu bitkinin ismi de arkadaşlar yuka isimli bir kız bakın bunun da yine toprakları şöyle dökülmüş ama kargoda ne hallerde geliyor bilmiyorum e, kolisini görmeliydiniz bunun bildiğiniz resmen e, gelirken yolda kurye üzerine oturmuş o şekilde gelmiş vaziyette Kesinlikle öyle. Hiçbir şekilde de tevatür etmiyorum. Hemen az önceki turun turun demişim. türün ismi Louise Levis. Bir de bunun kız kardeşi var, Louise Berry. Ben de e, ondan da var bir tane ama şu an çiçeksizler arasında. Bilmiyorum ne durumda. Bakın mesela bunun şu an toprağı Hindistan cevizi torfunda ve e, şu an canlı bomba gibi elimizde. Bunu sulaması çok riziko arkadaşlar. Biliyorsunuz e, Louis, e, Hindistan cevizi torfu çok fazla su tutan bir toprak türü. Şöyle bakın topraklar biraz dökülmüş. Bunun yapraklarını falan e, temizleyeceğim. Yaprakta herhangi bir kırıklık yok. Bu sadece bir iz. Çiçeğin kendi de şu şekilde ismi yukka. Bunun da e, bir çiçeği düşmüş. Çok değişik böyle batik deseni gibi e, çiçeklerinin deseni var. Dudak yapısı harika. Bunun da yine yeterli hava kökleri var ama çok fazla toprak dökülmüş. Hatta ve hatta buradan bir yaprak donmuş çünkü soğuktan geliyor olabilir. Ee, buna hemen şöyle bir önlem alacağız. Çok donmuş bitki şu an elimde bile sanki suyun altına tutulmuş gibi ıslak ve nemli duruyor. İnşallah bir sorun yaşamayız ve bunun içinde sulamasını asla yapmayacağım. Toprak Tamamen kuruyup renkler kök renkleri griye dönüşene kadar asla ve asla sulama yapmıyoruz. Siz de öyle yapın. Ee, bu yaz-kış bu kural geçerli. Bitki önce bir yerine alışsın. Daha sonrasında sulamasını öyle düşünün arkadaşlar. Önce bir yeni evine yeni ortamına alışmasını ona bir şans tanıyın ve bekleyin. Hemen ee, lütfen sulama işlemine geçmeyin. Önce bir aydınlık bir yerde konumlandırın. Şu an saksı sulanmış mı bilmiyorum. Şu an çok ağır. Şöyle tartmaya çalıştığımda elime ağır geliyor zaten. Islak toprak ıslak sulanmış gibi bir şey. Şöyle çiçeğini de tekrar yakından gösteriyorum. Şu yan çiçeği bir kulakçığı düşmüş. Şuradan yeni tomurcukları var. Bu tek dal bir bitki. Hayırlısı olsun. Elimizde güzelleşir inşallah. Diğer dalını da şuradan e, herhalde bu serada falan budanmış. Aslında çift dalmış. Bir dalı buradan budanmış. Bakacağız artık elimizde neler yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapacağız. Öyle değil mi? Harika görünüyor gerçekten. İnşallah Merak etmeyin, ben burada sağ hoş olduğum sürece ben nasıl ki bu güzelliklerle keyif, kahve keyfi, sohbet keyfi yapabiliyorsam, inanın hepinizin eline de benden Ebru'nun denizi hatırası olarak e, hepinizin eline bu bitkilerden geçecek arkadaşlar. Merak etmeyin, bakın buradan samimiyetimi de anlıyorsunuzdur umarım. Poşetini bile sizlerle birlikte açıyorum. E, konsepti tamamen farklı benim kanalımın böyle bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Şimdi az hep en son çıkarmış. Bronz bu da. Şu an elimdeki ya 6 ya 7. bronz bu da. Ama deliriyorum. Doyamayacağım. Doyamadan gideceğim bu ülkeden. Hemen bunu da şöyle. Bilgi Hanım Yuka'nın mutasyonlusu mu? Ee, bronz budahın mı? Şöyle bir sizlere de ipucu vereyim Eğer bulabilirsek şu an onun araştırmalarını yapıyorum yarın çekiliş sonuçlanacak biliyorsunuz Eğer bulabilirsem böyle bir bronz buda hediye edeceğim Tabii ki beni gerçekten dikkatli bir şekilde takip edip e, yani orkide hediyesi ediyorum diye yorum yapmayan beni gerçekten dikkatle takip eden çok eski takipçilerim var Dilerim ki inşallah onlardan birine çıkar. Alakasız ee, sadece çünkü benim sayfamı başka takip edenler de var. Yani e, normal hobi, eğlence kanalı gibi takip eden birine bilmiyorum. Çıkar mı? Çıkmaz mı? Çıksın mı? Çıkmasın mı? Ama bu roz, bu da bir rüya arkadaşlar. Peri masalı gibi bir şey bu. Ben deliriyorum bu kıza. Hemen köklerini görmemiştim. Ona da bakacağım. Derkene çıktı. Evet, kökleri de güzel. Hiç fena değil. Bunun da yine birkaç amanın takıldı bir yerlere. Dur şimdi. Şuradan bir yaprak kırılmış. Bunların hepsini ben şimdi yayından sonra temizleyeceğim. Biraz toz tarçın dökerim bunlara. Çiçekler birbirine girmiş. Şu an poşeti açtım ya. Normalde bu kokulu türler arkadaşlar ee, bakın bir çiçeği de şöyle düşmüş bu kargocu Allah onu kahretmesin üzerine oturmuş da gelmiş kolinin herhalde ta kaç kilometre yolu ay neyse bunun da ucu hiç bitmiyor sürekli sürekli e, tomurcuk veriyor arkadaşlar İnanılmaz bir şey zaten beni büyüleyen tarafı bu hiç sizi yormuyor eğer ilk bitkiniz olacaksa hiç tereddüt etmeyin bazen böyle e, gerçekten zam gelmeden indirim falan yapılıyor internet üzerinde işte bazı sayfalarda hiç kaçırmayın alın gerçek söylüyorum size imkanı olan alsın al bir çiçeği daha düştü işte tak diye düştü görüyor musunuz kurşun yemiş gibi oldum şu an yani bu yapraklar düzelecek nasılsa uçtan uca devam edecek İnşallah Bilge Hanım şu an tamamını okuyamıyorum şu an şeyde tripod takılı tam ortasına denk geliyor telefonun da sorularınızı yorumlarınızı hepsini okuyamıyorum. İnşallah evet çiçek seven elinde gerçekten önemseyen dikkat eden birine çıksın çok seven birine çıksın. Asiye Hanım evet aynı siteden aldım vallahi almayalım almayalım derken işte aralarından seçiyorum. Dayanamıyorum, görünce dayanamıyorum, alıyorum. Ama şu an niyetim, çünkü çok içime oturacak. Ee, eğer bulabilirsek bir bronz buda olmadı bulacağım yani bir yerden bulacağım. İnşallah hediyesi bronz buda olacak. Arzu Hanım, evet tam ondan bahsediyordum. Normalde bu kokulu türler arkadaşlar şöyle güneş aldığında sabah saatlerinde o erken saatlerinde. İnanır mısınız 3 artı 1 evi şöyle e, buram buram geniziniz yakana kadar kokutuyor şu kokusu. İnanılmaz. Ben de bakın mesela skantiyon ve difüzyon da var. Onlar da kokulu. Bak onu o kadar çok kalıcı bir koku alamadım onlardan. Bu e, eskiden biz ilkokuldayken kokulu silgiler olurdu. Aynı kokulu silgiler gibi kokuyor e, skantiyon ve difüzyonun kokusu. Ama bu çok başka bir şey. Bir çiçek kokusu parfüm kokusu gibi düşünün çiçekli böyle şekerimsi parfüm kokusu gibi inanılmaz güzel ee, Haydin o zaman diyoruz yorumlara beğenilere asılalım ee, ne kadar çok şansınız olduğunu hep birlikte görelim Yarın seçeceğim bir talihliye ee, Allah izin verirse mutlaka temin edeceğim köklerine de şöyle bir incelemek isteye istiyorum sizinle birlikte toprakları da döküldü iyice de daha fazla dökülmesini istiyorum Evet, gayet güzel. Aynen. Bronz bu da hediyesi edeceğim. Allah nasip ederse, inşallah Allah'ın bunu kısmet etsin. Güzel işler, iyi işler yapmaya niyet ediyoruz. Her gün, her sabah. İnşallah bizim de derdimiz orkidelerimiz olsun her zaman. Saksısı kırılmış. Hiçbir şekilde hiçbirine saksı değişimi yapmayacağım arkadaşlar. Böylelikle e, ailemize. Katılmış oldu. Ben yoğun aroma kokusu Dastabella'da koku alıyorum demişsiniz Bilgi Hanım. Evet. Çok güzel. İnşallah hepimize bol şanslar. Burada olan inşallah herkes katılmıştır. Ee, evet. Benim için de etkileşim ve destek olmuş oluyorsunuz. Buradan sizden her zaman istediğim şey yorum ve beğeni diyorum. İşte bunun için diyorum. Çünkü bana destek olmanızı istiyorum. Ki daha fazla e, alanlara duyurabileyim sesimi, kanalımı tanıtmış olabileyim istiyorum. Burada bir amacımız olsun istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar, umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Diğer kızlarımı zaten gösteriyorum. Sık sık görüyorsunuz onları. Tekrar tekrar onları göstermek istemiyorum. Şurada bir kız bana göz kırpıyor. Bu kızım da Louis Levis'in kız kardeşi dediğim ya Louis Berry olabilir çünkü ben bunu Rotterdam diye bekliyordum. Rotterdam şöyle tomurcuk renkleri bunun koyu. Rotterdam böyle değil. Bilmiyorum. Bu çıkabilir. Louis Berry çıkabilir. Hayırlısı olsun. Hepsini bu videoya sıkıştırmayalım, değil mi? Şu kızları da şöyle bir uzaktan size tekrarcıktan bir göstereyim. Ben de istiyorum kapıda ödeme var mı demişsiniz. Ya Rabbim ya Resulallah Allah şu an bu orkideleri satış yapmıyorum arkadaşım dinlemiyor musunuz siz beni? Vay 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 vay. Çok teşekkür ederim. Zehra Hanım bana Instagram üzerinden ulaşırsanız söylerim nereden aldığımı. Instagram'dan güvendiğimiz bir kardeşimizden aldım. Aynen Bilgi Hanım cansınız harikasınız. Herhalde aynı Bilgi Hanım'dan bahsediyorum. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın arkadaşlar. Yorum ve beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Desteğinizi esirgemeyin. Huriye Hanım ben de sizi seviyorum. Hepinizi seviyorum. Ben hepinizi tutuyorum. Instagram'ı muhakkak vardır burada olan arkadaşlarım da. Instagram üzerinden çekilişçe seçeceğim. Yani bir şekilde bir yolu olmalı bunu nereden seçeceğimin. en kolayı da bu. Tamam Bilgi Hanımcığım. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Hepinize çok güzel bir hafta sonunda diliyorum. Hoşçakalın.